güzel çifte Saz heyetinden de bir maşallah geliyor. Aman nazar değmesin. Maşallah! Maşallah! İnşallah! Hande Yener'in başı Gaziantep'in lezzetleriyle dertte. Katmer. Başka bir tane kaymaklı bir tatlı vardı. Süt kaymağı. Baklavaları gördünüz odama gelen. Hepsinde Hande Yener yazıyor. Artık otelde durduramıyorlardı. Herkes yapıp yapıp geliyordu. Yok, kilo alamadım ama birazcık tabii mideyi büyüttüm burada. Kilo almadım henüz. Ve bombayı patlatıyor Hande Yener. Merakla beklenen nikah tarihi yaklaşıyor olsa gerek ki kınalar hazırlanmış. Şimdi bir de kına aldık, kına da yakacağız. Evet. Kına yakıyoruz. Evet. Sen bu aksiyonunu kaçırmam diyorsun şu an. Bildiğimiz kına diyor. Tabii ki kaçırmayız Hande Hanım. Kaçırır mıyız hiç? Antep geleneklerine, göreneklerine uygun kına yakılması için hazırlıklar başlıyor. Hatta düğün planları bile yapılıyor. Bir şey yapalım dedik aramızda. Evet. Düğün zaten yakın, bunu söylemiştim ben. Kır düğünü istiyoruz. Hem burada olur söylemiş olur, hem Samsun'da olur, hem İstanbul'da olur. Öyle bir şey yapacağız zaten. Buradaki düğün de çok başka. Evet, evet, biz de çok etkilendik zaten, aynen. Ve kına malzemeleri geliyor. Beyaz gelinliği nasıldı? Hoşçakalın. Ben ağlamaya gidiyorum. Kahkahalar atan Hande Yener'i ağlatmak farz oldu. Ne demişler? Hem ağlarım hem giderim Hande Hanım. Ritüeller birer birer gerçekleşiyor. Duygu dolu o türkü başlıyor, kına yakılıyor. Başım bağlandı artık. Ağlıyor muyuz? Sence? Ümit Cemşenoğul nişanlısının al yazmasını kaldırıp alnına bir de aşk dolu bir öpücük konduruyor. Gözlükler. Gelinimiz Hande Yener'i bir türlü anlatamadık. Bari oynatalım diyoruz. Konu oynamaya gelince hiç naz yapmıyor bizim Hande. Göreneklere uygun bu muhteşem kına merasimine sadece magazinde kameralara eşlik etti. Biz de Hande Yener, Ümit Cemşenoğul çiftine mutluluklar diliyor. İnşallah yakın zamanda düğününüzde böyle oynarken görürüz sizi diyoruz ve güzel şehir Gaziantep'e şimdilik veda ediyoruz. Öyledir öyle, derdini söyle, arayıp toplasan gel bana söyle. Magazin.de'ye tüm hızımızla devam ediyoruz. Sırada son 24 saatin en sıcak gelişmeleri var. Yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız'ın stilist sevgilisi Rabia Yaman'la yüzükleri takmış, nikah için gün sayar olmuştu. Ancak çift ani bir kararla ayrıldı. Aldığımız duyumlarsa şaşırtan cinstendi. İddiaya göre Rabia Hanım'ın en büyük tutkusu ünlü ve şöhretli olmaktı. Ve bu konuda yaptığı baskılar Şükrü Bey'i kendisinden buz gibi soğutmuştu. Yollar ayrıldı. Ancak Rabia Yaman'ın umutlarının tükenmediğini bu manidar paylaşımı ele verdi. Müzik
Rabia Yaman belki de kendi hatalarını görmüş ve onarmaya çalışıyordu. Çünkü okuduğu kitap tam da bu içeriğe sahipti. Kadınların içlerinde yatan sınırsız güç ve yaratıcılığı çıkarmaları için önerilerde bulunan kitap, kadınlar ve vahşi kurtların taşıdığı benzerlikten yola çıkıyordu. Tabii ki böyle bir değişim sürecinde olduğunu ilk öğrenmesi gereken kişi de Şükrü Özyıldız'dı. Boşuna değildi bu ima kokan paylaşımlar. Oğulcan Engin sevgilisi Sima Tarkan'la ilişkisinde ilk ciddi adımı attı. Kardeşi Elif Engin'in geçtiğimiz günlerde gerçekleşen doğum günü partisine sevgilisiyle katılan Oğulcan, burada müstakbel gelin adayını babası Sinan Engin'le tanıştırdı. Yar beline beline sarılamam, ah yeceden duramam. Tam da acaba nikah yakında mı diye düşünürken ünlü çiftten ters köşe bir hareket geldi. Buluşma mı iyi geçmedi, yoksa kadırgalı müstakbel kaynana Seda Sayan'dan mı tepki geldi, orasını bilmiyoruz. Ancak çiçeği burnunda aşıklar sosyal medya hesaplarından birbirlerini sildi. İkilinin ani ayrılık kararının sebebi ise bilinmiyor. Türkiye'de final yapan Asla Vazgeçmem dizisi Afrika'da gösterime gireceği haberine en çok o şaşırmıştı. Aynı gözlerde hem çakmak çakmak meydan okumayı hem de şefkati görüyorsun. Tolgahan Sayışman sözünü tuttu ve izleyicileriyle buluşmak için Afrika'nın Angola kentinin yolunu tuttu. Sayışman aracına binerek de kurtulamadı bu izdihamdan. Etrafındaki kalabalık bu kez aracının camlarını yumruklamaya başladı. Sevgi gösterisi tehlikeli bir hal aldı. Kapı gitti mi sorar mısın Sara? Tolgahan Sayışman öyle bir ilgiyle karşılandı ki kendisi bile bu duruma hayret etti. O Afrika'nın en beğenilen jönlerinden biri olmayı çoktan başarmıştı. Adım attığı yerde izdiham yarattı. Güvenlik önlemleri kimi zaman yetersiz kaldı. Büyük bir kargaşa çıktı. Bir alışveriş merkezinde sevenleriyle buluşacak olan Tolgahan Sayışman için metrelerce kuyruk oluştu. Genç kızların çığlıkları yeri göğü inletti. Sayışman Angola'da yardıma ihtiyacı olan hasta çocukları da ziyaret ederek Afrikalı sevenlerinin gönlüne bir kez daha taht kurdu. Kural sevenleri tarafından fena köşeye sıkıştırıldı. Sıla'yla yaşadığı aşkla parmakla gösterilmişti Türkiye'nin Alain Delon'u Kural. Olmadı, kader onları herkesi şaşırtan bir anda yollarını ayırdı. Kimse bu ayrılığın sebebini bilmedi, görmedi. Kimi Sıla ihanet etti dedi. Ahmet Kural'ın ex aşkı hadiseye döndüğünü iddia etti. İki tarafta kendisine sorulan sorulardan köşe bucak kaçtı. Mikrofonlara üç maymunu oynadı. Bildim seni kalbimden. İşte tam da bugünlerde Ahmet Kural öyle bir faka bastı ki onu kimse kurtaramadı. Bitti bu aşk, hoşça kal diyorsun. Ahmet Kural'a Sıla sorusu sorulursa, Ahmet Kural, Ailecek Şaşkınız filmi için sevenleriyle bir AVM'de buluştu. Kural, film hakkındaki soruları yanıtlarken, Sıla hakkında yöneltilen ard arda sorular Ahmet Kural'ı boncuk boncuk terletti. Kural'a çalışmadığı yerden gelmişti sorular. Ahmet abi, Sıla'yla neden ayrıldın? Otur. Neden ayrıldınız? Otur. Anlayacağınız hazırlıksız yakalandığı sorular karşısında sıfırcı Ahmet'e dönüştü bir anda bizim Alain Delon. Otur, sıfır. Ahmet abi, Sıla'yla neden ayrıldın? Otur. Sıla'yla neden ayrıldın? Otur.
Ne diyelim Ahmetciğim, bu defa da ucuz kurtulmuşsun.